Yeni yıla girerken her kadının ortak noktası çarpıcı ve güzel görünmek. Tabii ki makyaj da çok önemli. Yeni yıla girerken elbisenize en uygun ve en doğru makyaj nasıl yapılır işte tüyoları. Büyüleyici yılbaşına çok az bir zaman kaldı. Kombinleriniz hazır. Peki makyajınız nasıl olmalı? Şimdi en doğru makyaj tekniklerini Faruk Elzem'den sizler için öğreneceğim. Nasılsınız Faruk Bey? Çok teşekkür ederim. Siz? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Biliyorsunuz çok az zaman kaldı. Her şeyimiz hazır. Kırmızı da tercihimiz. Genelde benim de üzerimde gördüğünüz gibi kırmızının bize şans ve uğur getirdiğine inanıyoruz. Bu yüzden de kırmızı tercih ettim. Evet. Bunlarla ilgili sorularım olacak fakat onun öncesinde doğru makyajı nasıl yapmamız gerekiyor? Hangi tonları uygulamalıyız? Kıyafetimize göre ve ten rengimize göre doğru makyajı yapabiliriz. Peki diyelim ki renkli gözlüler nasıl bir makyaj yapmalılar? Hangi tonları tercih etmeliler? Renkli gözlüler bence siyah ve bronz tonlarında daha gözleri ön plana çıkartabilirler. Renkli tonlarda olan farları renkli gözlerde beğenmiyorum. Model arkadaşımız yanımızda bize bu konuda eşlik edecek. Kendisine güzel bir makyaj yapacağız. Nereden başlıyoruz? Kıyafet çok ışıltılı olduğu için mat tonlarda yapacağız. Sadece gözlerde çok hafif ışıltılar olacak. Sadece o kadar ama makyajımız tamamıyla mat olacak. Yeni yılda da bence mat makyaj daha çok tercih edilmeli. 2019 yılında hangi makyajlar trend olacak? 2019 yılında grafik eyeliner'lar, renkli maskaralar, renkli eyeliner'lar çok göreceğiz. Peki şimdi modelimizin makyajına başlamadan öncesinde seyircilerimiz için de böyle ufak ayrıntılar öğrenmek istiyorum. Bir kırmızı ruj sürdün az önce bana. Kırmızı ruj sürerken özellikle nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Özellikle dudak kalemiyle başlayıp dudak kalemiyle bitirmemiz gerekiyor. Kalem evet uygulamıştın kırmızı rujun etrafına ve böyle fondöten gibi bir şey de evet, uyguladın. Evet, o bizim biraz hilemiz oluyor. Dudak çevresine concealer geçebiliyoruz. Evet, fondöten de olabilir. Çok hafif dudak çevresini temizleyebiliyoruz. Evet, makyajımıza başlıyoruz şimdi model arkadaşımızın. Evet, öncelikle gözlerden başlıyorum ve olmazsa olmazımız bazımız. Göz bazımız 24 saat boyunca akmasını engelliyor. Buhulu gözler çok güzel durmuyor mu farlarda? Evet, kesinlikle. O buhuyu ayarlamak nasıl oluyor? Yani çok böyle arada bu kemiğe de çıkmaması gerekiyor. Tam nerede bırakmalıyız? Kriz bölgesi dediğimiz kemiğin hemen altı. Şurası mı oluyor? Şurada hemen kirpiklerimizin hafif değdiği bir yer var. Orası kriz bölgesi. Kriz bölgesinde orayı çok iyi dağıtmamız gerekiyor. Tamam. Şimdi zaten yaparken evet, onun tiyotunu vereceğim. Fırça da çok önemli. Aslında bütün makyaj çekimlerimizde sürekli söylüyoruz makyaj yaparken fırçanın ne kadar önemli olduğunu. Far sürerken bir o kadar daha önemli bence. Çünkü gözleriniz eğer küçükse ya da büyükse, fırça da kocamansa o küçücük gözlerinizin tamamen her tarafını boyamış oluyorsunuz değil kesinlikle mi? Kesinlikle evet ve şöyle bir şey var. Daha çok sedefli olan farları da fırçayı ıslatıp kullanırsa, hafif suyunu aldıktan sonra eğer kullanılırsa daha güzel bir görüntüye ulaşır. Makyaja başlamadan öncesinde mutlaka göz farıyla mı başlamamız gerekiyor? Kesinlikle. Daha doğrusu şöyle, ben öncelikle modelimizin cildini tamamen nemlendirdim. Bir 20 dakika durduktan sonra göze başlıyorum. Bu kriz bölgesi dediğimiz bölgeyi de hafif çay karıştırır gibi eğer içten dışa doğru yaparlarsa çok daha güzel o buğuyu alabiliriz. Peki şu göz bitim yerine biraz çıkmamız gerekiyor mu? Eğer badem göz yapmak istiyorsak o zaman biraz uzatabiliriz. Badem göz yapmak istiyorsak taşırabiliriz biraz göz şeklimizden. Evet biraz taşırabiliriz.
Yılbaşında genelde parlak makyajlar mı yoksa mat makyajlar mı yapmak gerekiyor? Hemen şöyle söyleyeyim. Eğer gözleri ön plana çıkartacaksak gözlerde hafif bir pigment yani sim kullanabiliriz. Eğer onu yapacaksak dudağımızı daha mat tutabiliriz. Ama eğer dudağı parlatıp dudağı biraz ortaya çıkartıyorsak gözleri Daha sade tutabiliriz. Ama yılbaşı bu. İsteğe göre abartabilirsiniz. Fark biliyorsun böyle biz iki tonlu makyajları da çok seviyoruz. Böyle uç tarafı başka renk, burası başka. Hangi renklerle bu uyumu sağlayabiliriz? Nude'le siyahı, bronzla kahveyi. Aslında turuncuyla bu aralar çok kullanıyorum ve çok kullanılıyor. Aslında ben her rengi kullanmayı seviyorum. Doğru tonlarda, ya doğru miktarda uygulanırsa. Yalnız benim de favorim nude'le siyah. Kesinlikle çok güzel duruyor. Renkli gözlerde çok güzel duruyor. Bence her renk gözde güzel duruyor ama renkli gözleri bir tık daha sanki göz renginizi belli ediyor. Şu an kirpik takacağız. Tabii normal hayatınızda belki kirpik kullanmayı çok sevmiyorsunuzdur ama yılbaşı makyajı olduğu için bence mutlaka kirpik olmazsa olmaz. Şöyle aslında kirpikten sonra biraz daha göz makyajım var ama kirpiği görmem gerekiyor gözümde. Şimdi kirpik ölçüsü alıyorum ben. Gözümde nasıl duracağına bakacağım. Evet, yapışkanı sürmeden önce kirpik ölçümüzü almak için yapıştırıyoruz. Çünkü bunları özellikle soruyorum, evde kirpik takmak o kadar zor ki kendi başımıza. Bunun bir yöntemi var mıdır? Evet, aslında en güzel konu bu. Bunu öğreteceğim şimdi. Tamam, dikkatle seni izliyoruz. Mesela ben direkt evde kendim uygularken direkt yapıştırıyordum. 30 saniye olmaz. Mutlaka kesinlikle bekliyoruz. Kesinlikle olmaz, direkt her yere bulaşır. Cımbızla yaparken biraz daha zorlanıyoruz. Aslına bakarsanız şunu göstermek istiyorum. Bu kirpik tutucuymuş. Bundan temin ederseniz eğer gayet Favrum da dediği gibi kolay bir şekilde yapıştırabilirsiniz. Aslında genelde daha çok ipek kirpikler yapılıyor. Ama bunda da gördüğüm kadarıyla gayet... Evet. Yaran'ın göz makyajını bitirdim. Şimdi otokülen farları temizlemek gerekiyor öncelikle. Ondan sonra ten makyajına başlamamız gerekiyor. Cilt bazı neden bu kadar önemli? Fondötenin daha iyi oturmasını sağlıyor. Daha ışıltılı bir cilt görünümünü veriyor. Fondötenimizi sürerken sünger mi yoksa fırça mı kullanmamız gerekiyor? Ben fırçayı tercih ediyorum. Tabii sünger kullananlar da var ama daha çok uygularken tamponlama dediğimiz yani hafif hafif şöyle vurup kaldırmak dediğimiz yöntemle daha iyi iyi bir yapışıyor cildimize. Fakat şöyle bir şey Faruk, sen işinin uzmanı olduğun için fırçayla belki daha rahat edebiliyorsun ama biz evde yaptığımız takdirde makyajımızda sünger bizim için daha kolay geliyor. Hem de o bu yöntemi sürerek böyle bastırarak tamponlar halinde daha rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Evet, yapılabilir. Yani bir şey yok. Evet, makyajımız bitmek üzere. Şimdi son dokunuşları yapacağız. Tabii son dokunuş deyince aklımıza direkt ruj geliyor. Senin de başta söylediğin gibi göz makyajını çok yoğun tuttuğumuz için elinde böyle birazcık açık renk bir ruj, nude görüyorum. Onu uygulayacaksın. Evet, başlıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Faruk'tan yılbaşı gecesi için çok özel makyaj tüyoları aldık. Bence mutlaka yılbaşı gecenizde olmazsa olmazınız takma kirpikleriniz olmalı. Başka bir konuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.